hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle ben size Serüven Kültür'e teşekkür ederim. İzmir Regan İnisiyatifi Serüven Kültür birlikte ilk defa bir şey yapıyoruz. Umarım bunun devamı da olur. Güzel bir yere gider. Ve ekoloji, Serüven Ekoloji altında böyle bir şey yaraştılar. Tabii veganlığın büyük bir ayağı ekoloji de içerse de biz etik veganlarız aslında. İzmir Regan İnisiyatifi'nin veganizme bakışı tamamen hayvan odaklı. Etik veganlık üstüne. Bu sunumda da genel olarak önce hani veganlığa giriş bu 101 gibi bir esprili bir şey de olsun istedim, böyle bir isim koyduk ama hani öncelikle veganlık nedir, tanımlaması nedir, veganlık terimi nereden gelmiştir, kısaca bir batıda ve doğuda iki perspektiften tarihte veganlar var mıdır, nedir, nasıldır diye ilerliyor. Sonrasında biraz haklar perspektifine giriş yapacak sunum. Ve hayvan kullanımının ne olduğunu ve nerelerde olduğunu ve alternatiflerinin ne olduğunu, işte sağlıklı mıdır değil midir gibi böyle bir bitiyor. Önce sunumu ilerlediğini anlatayım istedim. Öncelikle işte tanımlamalarla başlayacağız. Veganlık nedir gibi bir tanımla başlamak istedik biz. Hayvanların hissedebilirlikleri üstünden aslında tanımlıyoruz bu hakkı. Zaten genel olarak sunumun ilk kısmında da bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir temel hakları vardır hayvanların, insanlar gibi, insan harici hayvanlar da insanlar gibi mal olmadan, sömürülmeden yaşamak hakkına sahiptir. Bu en temel hakkıdır ve bu hakkı ihlal etmemektir veganlık bir tanıma göre. Bu bize ait tanımlamalar, bu aslında tek bir cümle gibi yazmışım sunumda ama aslında bunun içerisinde birden fazla tanım var. Yani bir şeyleri yememek, sadece bir şeyleri kullanmamak, bir şeylerden böyle feragat etmek, sanki hayvanlara bir şey lütfediyormuşuz gibi bir şey değildir veganlık. Aslında onlara ait olan hakları onlara teslim etmek, iade etmek anlamındadır daha çok. Zaten bize ait olmayan bir şeyi almayı bırakmaktır gibi düşünebiliriz. Böyle bakıldığında daha anlaşılır olabiliyor. Ve hayvan bireylerinin de insan bireyler kadar duyarlı, onlar gibi, bizler gibi yani hissedebilirliği, hissedebilir canlılar olduğu gerçeğinden hareketle bu hakkı onlara tanıyoruz. Onlara giyecek, yiyecek, binecek, spor ya da bir eğlence malzemesi, deney aracı gibi kullanmamak, yani onlara uygulanan bu mal statüsünü, kaynaklarmış gibi olan statüyü reddetmek, onlara uygulanan meta statüsüne karşı koymak anlamındadır. Ve veganlık sanıldığı gibi şu an özellikle medyanın ya da günümüzdeki popüler kültürün yansıttığı gibi böyle zor, pahalı, işte çok büyük zenginlerin yapacağı ya da işte çok yakın zamanda televizyon programlarından birinde birisi söyledi, işte kadınlar arasında dedi, kızlar arasında dedi, tuhaf bir söyledi, popüler bir şey, akım falan değildir. Geç kızlar. Geç kızlar. Korkunçmuş. Kolaydır, uygulanabilirdir gerçekten. Yani ucuz. Bakın ev arkadaşlarımdan birisi burada, şahit gösteriyorum. Pazara gidiyoruz, her şeyi alıyoruz. İşte falan şeyleri de marketten, ucuz marketten market alıyoruz. Sunumun devamında bu ne giyeceğiz, ne yiyeceğiz gibi pratik şeyler de var. Orada da bahsederiz bundan. Gerçekten pazara giderek vegan olabilirsiniz, hiç zor değil yani. Bildiğimiz şeyler. Aynı zamanda da çok huzurlu. Gerçekten içsel huzuru hani artık inanışa göre türetebiliriz bunu. Karmik bir uyum da getiriyor. Yani vicdan rahatlığı, huzurlu bir uyku veganlıkla gelir arkadaşlar. Şimdi biraz yine böyle haklara gireceğiz. Veganlara göre hayvanları kullanmak neden yanlış? Yani bu sonuçlardan bağımsız olarak ahlaken yanlıştır. Çünkü hissedebilir bir canlıya hiçbir şekilde acı vermesek bile, yani ona yaptığımız, ondan aldığımız şey ona, yani tırnak içerisinde söylüyorum, zarar vermeyecek olsa bile bu içkin değer olarak, içkin değeri açıklayayım önce ben size, burada havada kalmasın. Bu içkin değere sahip varlıklar olduğunu yansıtmış oluruz yazdım. Nedir bu içkin değer? En basit örnekle şöyle söyleyebilirim. Bedenimizi bir ev gibi düşünün. Bunun içerisinde bizim bir algımız, bilincimiz var. Yani bu evin içinde yaşayan birisi var. Gelip kapınızı çaldığımda bana yanıt veren ya da gözlerinizle baktığımda içeride birisi olduğunu biliyorum. Boş bir eşya değilsiniz. Bu boş bir nesne. Hayvanlar da böyle tıp. Yani bir ineğe baktığınızda gözlerine, oradan da birisinin size baktığını görürsünüz. Bu onun içkin değere sahip bir canlı olduğunu gösterir. Orada birisi var. Bir bilinç sahibi, hissedebilen birisi var. Dolayısıyla hayvanlara bu yüzden zarar vermesek bile onların ahlaken içkin değere sahip varlıklar olduğunu reddetmiş oluruz ve onlara eşya olarak muamele etmiş oluruz. Bu yüzden de yanlıştır. Ve bunun da çözümü vegan olmaktır. Yani bunu yapmamanın tek ölçütü budur. Asgari olarak vegan olmaktır. Buradan sonra veganlık teriminin, veganlığın tarihsel perspektifine bakalım. Nereden gelmiştir?
hem doğudan hem batıdan. Öncelikle batı perspektifiyle başladık burada. Vegan terimi ne zaman ortaya çıktı diye. 1830'lu yıllardan günümüze doğru geliyor. Başlangıçta vejeteryanlığa yakın bir tanımı var zaten. 1830'lu yıllarda 1847'de vejeteryan topluluğu kuruluyor. Onların kendi işlerinde tartışmaları var yine. Londra Vejeteryan Topluluğu başkan yardımcısı bir kadın var. Anna Bonus Kingsford. Bu vejeteryan olmadığını söylüyor ilk başta. Çünkü ben tereyağı, peynir, yumurta ve süt gibi hayvansal ürünler kullanıyorum diyor. Bir Allah Allah bir tartışma zemini oluşuyor buradan sonra. Ve 1900'lü yılların başında da bu vejeteryan topluluğunun bir yayın organı var. Vegetarian Messenger diye, o isimde Londra'da. Burada bir tartışma başlıyor. Acaba süt ürünleri yumurta tüketmeli miyiz, tüketmemeli miyiz? Bu ne kadar doğru gibi. Sonrasında 1940'lı yıllara geldiğimizde 1943'te Donald Watson, o da Vegetarian Society içerisinde bir isim, diyor ki bir tartışma başlatmak istiyor ve vejetaryanlar süt ürünleri tüketmeli midir? Başka bir sunum yaparak bu topluluk içerisinde bunu bir tartışmaya açıyor ve sonrasında bu bahsettiğim topluluğun dedim ya, yayın organı var. Bu yayın organı içerisinde, yani gazetede bize bir yer verin, bir alan açın. Biz bu alan içerisinde bunu tartışalım deniliyor ve topluluk bunu reddediyor. Bu tartışmayı açmak istemiyorlar bu yayın organı içerisinde ve bu yüzden de 1944 yılında bir Kasım ayında kendi arkadaş grubuyla Londra'da bir kafede bir araya geliyorlar ve bugünkü vegan topluluğunu, Vegan Society diye geçiyor ismi, ilk adımlarını atıyorlar. Hatta dünyada işte Kasım ayının ilk haftası, o 1 Kasım Dünya Vegan Günü falan kullanma şeyleri, kutlama şeyi buradan geliyor. Donald Watson, çok affedersiniz, vegan kelimesinin yani etimolojik olarak, köken olarak nereden geldiğini bu slide'da anlattık. 44 yılında vejetaryen kelimesinin başıyla sonundaki o veg ve an şeyini alarak birleştiriyor ve bunu metaforik olarak aynı zamanda şey diyor, bu veganlık vejetaryanlığın başlangıcı ve aynı zamanda son halidir, yani en son raddesidir gibi bir tanımlama getirmiş oluyor. İnsanın hayvanları sömürmeden yaşaması gerektiği öğretisi olarak yeniden tanımlıyorlar. Bu 44'ten sonra da 1979 yılında da vegan topluluğu bir tanımlama yapıyor. Bugün hala kullanılmaya devam eden bir tanımlama bu. Hoş geldiniz. Bu tanımı doğrudan okuyabilirim sizlere. Siz de takip edebilirsiniz. Çünkü net anlaşılır bir tanım bu. Veganlık hayvanların gıda, giyim ya da başka amaçlarla maruz kaldıkları sömürü ve zulmün her türlüsünden, burası önemli, uygulanabilir olan en mümkün mertebede kaçınan ve buna ek olarak insanların, hayvanların, çevrenin yararına, hayvan kullanımı içermeyen alternatiflerin geliştirilmesini ve kullanımını destekleyen felsefe ve yaşam biçimidir. Beslenme söz konusu olduğunda hayvanlardan tamamen veya kısmi olarak elde edilen ürünlerin reddedilmesini ifade eder. Veganlık hayvanlar alemine dair sömürü ve zulmün tüm biçimlerini dışlamanın ve yaşamı gözetmenin yoludur. Et, balık, kümes hayvanı, yumurta, bal, hayvansal süt ve türevlerini dışlayıp bitkiler aleminin ürünleriyle yaşamak ve tamamen ya da kısmen hayvanlardan üretilen tüm ticari malların alternatiflerini kullanmak şeklinde pratiğe dökülür. Bu 79 yılında dediğim gibi yaptıkları ve bugün de kullanılmakta olan bir tanımlama. Burada burası önemli dediğim bir kısım vardı, uygulanabilir olan en mümkün mertebede diye. Bunu biraz açalım, üstüne konuşalım. Burada sorunuz varsa hani bu arada slide diyorum. Sunum devam ederken araya girebiliriz, konuşabiliriz. Hani bir şey sorabilirsiniz. Sonra da yapabiliriz ama önemliyse şu anda da konuşabiliriz. Neyse, ne demek istiyoruz biz burada ya da onlar ne demek istemişler, biz nasıl uyguluyoruz? Hiçbir şey %100 değil. Yani insan herhangi bir alanda, mücadelelerin verdiği herhangi bir alanda kendisine böyle bunu %100 yapıyorum diyemez. Bu veganlık için de geçerli. Ama demek değildir ki benim elimden bu kadarı geliyor. İşte ben de işte sadece salı günleri süt içiyorum ama bütün ömrümde hiçbir şey kullanmıyorum değil. Nedir mümkün olan mümkün mertebede? Yine her şeyden kaçınmak ama atıyorum biz şu an şehirlerde yaşıyoruz. Ya da şu an bir apartman dairesindeyiz. Buraya gelirken arabaya bindik ya da buraya yapan müteahhit hangi hayvanın yuvasını bozdu ya da çevre sonuçta bu etik bir bütündür. Hani insanı, doğayı, hayvanları hepsini kapsar. Bu yüzden mümkün olan en mümkün mertebede kaçınmak diyoruz yani bunu. Biraz şeye geçelim. Yine bu batıdan doğu şeyine de geçelim bundan sonra. Vegan kelimesi yokken, yani bu 44'ten önce bir anda mı veganlık ortaya çıktı yoksa daha önce de veganlar var mıydı ya da bu hayvan kullanımına bakış var mıydı?
44'te çıkmış olsa da veganizm terim olarak bu etten kaçınma, hayvanları yememe, kullanmama, zarar vermeme çok daha eski, çok çok daha eskiye gidiyor ve ilk biz yazılı kaynaklarda milattan önce 500'lerde Yunanlı filozof hepinizin bildiği doğru üçgen teoremini bulan Pisagor var. Samoslu Pisagor. O daha çok yardımseverlik üstünden aslında bunu, hayvanlara karşı yardımsever olmalıyız ve işte et yememeliyiz diye vejetaryanlığı savunuyor. Ama Hindistan'da Jainistler, Budistler ya da Hinduizm inancına sahip insanlar da hayvanlara acı verilmemesi gerektiğine inanan insanlar. Biz Hazar'la bir araştırma yapmıştık, eski inisiyatiften bir arkadaşım. 5000 yıldır vegan olan bir kabileye rastlamıştım internet araştırma yaparken. Brokpa kabilesi diye Hindistan'ın Ladakh bölgesinde bayağı böyle 5000 feet yüksek, 5000 metre rakımda yaşayan bir kabile var. Tamamen daha çok arpa bazlı, böyle o tahıl ağırlıklı beslendikleri bir diyetleri var. Yani diyet dediğim daha yakın İngilizce şeyler, beslenme öyle geldiği için söylüyorum. Veganlık asla bir diyet değil. Altını çizelim. Beni çok etkileyen, her seferinde insanlarla paylaşmayı sevdiğim bir kişi daha var. Bu 900'lü yıllarda yaşamış Suriyeli bir düşünür, şair, bir yazar. Ebu'l Almari tam ismi. 973-1057 tarihleri arasında yaşamış. Ve bir şiirinde bizim bugün de kullanmakta olduğumuz veganlık tanımını doğrudan vermiş. Çok güzel bir şiir. Ben bunu size ben okuyacağım. Varsa şiir okumayı. Hay Allah. Okuyan birisi varsa bence gerçekten okusa hiç heba etmesek. Yok mu? Ben okuyorum o zaman. Kavrayışta ve dinde muallelsin. Bana gel ki hakikatin sesinden havalisleri duyabilesin. Sudan ayrılan balıkları haksızca yeme ve yemek diye arzulama katledilen hayvanların etlerini. Veya annelerin saf içimi asilzade hanımlara değil, yavrularına adadığı ak sütünü. Ve yumurtalarını alıp masum kuşları kedere boğma. Adaletsizlik kabahatlerin en fenasıdır. Ve arıların mis kokulu çiçekleri üzerindeki gayretleriyle elde ettikleri bala kıyma. Başkalarının olsun diye istiflemedikleri gibi bağış ya da hediye olsun diye toplamadıkları için. Elimi tüm bunlardan çektim. Keşke yolumu şakakların bağırmadan önce fark etseydim. Ebu'l Almari. Yani çok etkileyici. Bu çok genel bilinen, işte sanki veganlık bir batıdan çıkmış gibi görülse de yani çok daha bizden birisi bundan bayağı 100 yıllar önce zaten şakakları ağırdığında üstelik fark etmişti. Ne mutlu ki bize, biz çok daha önce fark etmişti söylüyoruz. Buradan işte bu şeylerden bahsettik, terim olarak, tarihçiler olarak, doğudan, batıdan. Peki şimdi birazcık bunun şeylerine girelim. Neden vegan olmalıyız kısmına girelim. Bir sana yok, sorun yok, mu var? Neden vegan olmalıyız'a girelim buradan. Burada bir şey söylemek istedim. Çok olumlu bir haber veremeyeceğim ama o demin bahsettiğimiz kabile artık vegan değil. Öyle mi? Evet, Hazar son dönem güncellenmiş bir bilgi okudum. Maalesef kapitalizm, başka kapitalizm oralara da ulaşarak bazı işte böyle artık nasıl ürünler yemeye başladılar bilmiyorum. Hatta sonra akabinde hemen sağlık sorunları çıkmaya başlamış. Böyle birkaç kişi mide şeyleriyle falan hastanelik olmuş. Yani artık o kalmamış. Çok üzücü. Evet, üzücü. Öyle bir sizlerden de özür diliyorum. Güncellemek için sunum. Artık vegan. Vegan da kabilimiz gitti yani. Peki. Hayvanları herhangi bir sebeple kullanmak neden mutlaka hak ihlalidir? Nedir bu hak ihlali? Şimdi şöyle düşünün, hayvanları öncelikle türcülükten bir an için kafalarınızı sıyırın. Nedir türcülük? Yalnızca başka bir tür olduğu için başka bir insan harici canlıya, hayvana her şeyi yapabilme hakkı görmek gibi bir şey, onu aşağıda görmek, öyle kullanma şey hakkı. Şimdi geçerli rızanın koşulu kavramı var burada, siz de okuyorsunuz. Bu akli meleklerden yoksunlardır diyoruz hayvanlar için. Nedir bu? Mesela çocuklar. 3 yaşında, 4 yaşında bir çocuk hayal edin. Bu çocukların da geçerli bir rızanın koşulu, akli melekesi tam olarak o ehliyeti yoktur. Ama hani bir bilinci vardır. Mesela ondan bir şey isterseniz size güveni yapar. Ama bu ona onu yapma hakkını bize vermez. Çoğu zaman çocuklara tacizler mesela bu şekilde oluyor, kandırılıyor çocuklar. Bu tıpkı mesela ata binen insanlar gibi atıyla arasında bir bağ olduğunu, atının onun üstüne binmesine izin verdiğini vesaire söylüyor ama aslında atın bu rızayı açıklayacak bir akli melekesi yoktur ve insan dostuna da güvendiği için o belki yanında doğduğu, o yüzden de izin verir ama aslında bu hayvanı kullanmak onu istismar etmektir. Bu onun hakkını ihlal etmektir. Mesela bunu böyle düşünebilirsiniz.
bu yüzden hayvanları kullanmak, herhangi bir şekilde kullanmak, mantık gereği, ahlaken ve tutarlılık gereği hak ihlalidir. Yine burada içkin değer kavramından da bahsettik. İçkin değere sahip bir varlığa mal muamelesi etmek, onun en temel hakkını ihlal etmektir. Peki nedir bu hakkın kıstası nedir? Bulmama hakkının. Hani insanlara bunu tanıyoruz biz. İnsanlarda mesela kölelik 1800'lü yıllarda, çok çok eski değil bakın 200 yıl önce yani insan köleliği vardı. Sadece ten renklerinden dolayı bugün biz buna ırkçılık diyoruz, karşı çıkıyoruz. Peki bu insanlara biz bu hakkı tanırken vakti zamanında yani tırnak içinde söylüyoruz bu hakkı tanımak derken haşa da neye göre verdik biz hani ya da bize bu hakkı ne tanıyor? Çok üstün zekalı olduğumuz için mi? Çok hani doğru kelimeyi bulamadığım için kullanmayacağım. Siyahim demeliyim. Çok özür dilerim. Zekilik değildir tabii ki, yetenek de değildir, herhangi bir şey değildir yani. Köle olmamak sadece sizce de adaletsiz değil midir? Adaletsizdir tabii ki. Soruyorum, kendim cevaplıyorum. Peki insanlara köle olmama hakkını atfederken kıstasımız üstün zekaya ya da üstün yeteneklere sahip olmak değilse bu kıstas ne olabilir? Hissedebilirlik. En temel hak olan mal olmama hakkının kıstası hissedebilirliktir. Çünkü üstün mesela yine bunu insan özelinde açıklayabiliriz. Biz bugün için çocuklara ya da mesela zihinsel engelli insanlara hani ya da işte otizmli bireylere vesaire yani bu üstün zekaya sahip olmadığını düşündüğümüz kişilere o zaman onlara da aynı şekilde davranabilir miyiz? Hayır ama yapabiliyoruz ama bu bize onu yapma hakkını vermez. İşte bu yine tutarlılık gereği türcü olmamak adına hayvanlar için de geçerlidir. Onlar da insan gibi duyarlı bilinç sahibidir. Bu arada bu slide içerisinde yok. Araştırmak isteyenleriniz için söyleyeyim, Cambridge Bilinç Deklarasyonu yayınlandı 2012 yılında. Bu deklarasyonun altında imzacısı olan bilim insanlarını da bir araştırabilirsiniz. Hani böyle tarafsız da insanlar. Zaten o deklarasyon metninden sonra da orada da aynen bu söylediklerimiz söyleniyor. Yani insan gibi duyarlı, bilinçli, hissedebilir, acıyı, hazzı algılayabilen canlılardır. Özellikle kuşlar, memeliler, balıklar. Orada daha detaylı da var işte komple okuyabilirsiniz oradan. Şimdilik bu kadar bahsedeyim. Yani insan köleliğini yanlış buluyorsak hayvan köleliğini de yanlış ve adaletsiz buluyor olmamız gerekiyor türcü olmamak adına. İnsan köleliğini hissedebilirlik vasfını kısıtlı olarak okuyup buluyorsak az önce söylediğim şeyi buraya yazdım. Tutarlılık gereği bu vasfa sahip olan diğer canlıların da köleliğini haksız olduğunu kabul etmemiz gerekir. Peki insanlar dışında kimler hissedebilirliğe sahiptir? İnsan harici hayvanlar. İnsan harici hayvanlar üstüne bir söyleşi gerçekleştirebiliriz bu arada. Hayvan kuramı üstüne yazan çizen insanlar bu insan olmayan, insan harici diyerek ötekileştiriyor muyuz gibi tartışmalar olsa da bu şekilde anlatmak bana biraz daha şey geliyor, kısmen doğru geliyor. O zaman daha bir böyle zihinde oturuyor hani insan harici hayvanlar, insan da hayvandır metnini alt metninde içerdiği için. Belki o yüzden ekledim buraya onu da açıklayayım. Hayvanların insanların malı konumunda bulunması köleliktir arkadaşlar. Bu net. Çünkü köle olarak muamele görüyorlar bir şekilde ve bu doğrudan bu anlama gelir. Köle muamelesi etmemek de vegan olmaktır. Yani vegan olmadığınız zaman, hayvan kullanımına bir şekilde devam ettiğiniz zaman bunun mutlaka bir yerinden sürdürmüş oluyoruz. Yani her gün dikkat etmiyoruz belki işte çünkü medya çok iyi çalışıyor bu konuda, sermaye onu destekliyor vesaire, hükümet politikaları bu yönde. Biz hep böyle malzemeye indirgenmiş bir eşya gibi sergilenen bedenler ya da bu bedenlere ait parçaları satın alıyoruz bir şekilde. Ama hiç dikkatimizi çekmiyor çünkü onlar raftaki diğer şeylerle yan yana oluyor genelde. Yani elimize atıyoruz, kasaya götürüyoruz, satın alıyoruz. Ya da çok romantize edilmiş köyde doğrudan hayvandan alıyoruz vesaire. Bu algıyı kıramadığımız sürece hani o ödediğiniz para gidip bir hayvanın hayatına mutlaka mal oluyor yani. Ve o yüzden bu işin asgarisi vegan olmak. Bunları umursuyorsak bu ayrımcılık biçimlerinin bir tanesinden daha sıyrılmak, farkındalığımızı bir adım öteye taşımak istiyorsak hani veganizm bunun anahtarı. Çünkü diğer bütün ayrımcılık biçimleri insana dair. Hep öznesi insan. Ayrımcılıkların bir tanesinin öznesi insan değil. İnsan harici başka bir hayvan. O da türcülük. Bu türcülükten kurtulmak da çok kolay. Gerçekten kolay. Her şekilde desteğe hazırız ve burada da anlatmaya devam edelim. Nasıl vegan bir hayat süreceğiz peki yani?
Çok basit. Burada yazdığım cevabı okuyorum. Eylemsel, söylemsel olarak hayvan kullanımı hayatımızdan çıkararak ve türcü tahakkümü reddederek. Peki nedir bu bizim hayatımızda? Neler var? Biz nasıl sürdürüyoruz bu hayvan kullanımını? En temelde beslenme. Beslenme çok büyük bir şeyini oluşturuyor bunun. Yani kültür var eden bir şey. Yani bu sofra kültürü içinde doğduğumuz aile, bu ailenin içinde olduğu coğrafya, bu coğrafyadaki dine göre hani bin yıllardır süre gelen, bizi ve kültürümüzü şekillendiren bir şey beslenme yani. Bizim ülkemizde de çokça fazla etkisi olan bir şey. Sofra, bir arada yenilen yemekler, bayram yemekleri vesaire. Ama hiç tüm bunlar için bir hayvanın kullanılmasına, ölmesine gerçekten gerek yok. Sürdürüyoruz. Beslenme açısından bakıldığında hayvansal süt ürünleri, bu sütten elde edilen yoğurt, peynir, ayran ve benzeri şeyler, tereyağı, tavukların ya da diğer kuşların yumurtaları, en üzüldüğüm bal, hayvan eti, hayvanın bedeni, beden salgının elde edilen ya da bunlardan az çok fark etmeksizin içeren herhangi bir şey kullanmak. Giyim konusunda bakacak olursak tüyler, kuşların tüyleri, kas tüyü gibi, hayvansal ipler, bu hayvanların bedenlerinden aldıkları angora, kaşmir, tiftik, ipek, yün, alpaka, keçe gibi şeyler. Hayvanların teni, cildi yani, derileri, kürkleri. Anlatırken zorlanıyorum biraz. Ya da bunlardan yapılmış şeyler. Bazen yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hayır, veganla geçtiğiniz zaman hani şimdi mesela veganlık çok zor. Ama vegan olmayı denediğinizde ya da vegan olma kararı verdiğinizde şu oluyor. Vegan olmak zor değil yani. Vegan olmayan bir dünyada hayvan olmak ne kadar zor. Ne kadar çok hayvan kullanımı var. Her yerde var. Hani insanlara mesela bir şey soruyor, anlatıyorum. Şunu niye yemiyorsun? Bunu niye giymiyorsun? Peki bu üf ne kadar zor ya? Bu kadar şey düşünülmez diyor ki. Hayır, zor olan bu değil. Yani ne kadar da çok kullanım var. Her yerde var. Ayakkabının içindeki yapıştırıcıdan içtiğiniz meşrubatın etiketine kadar her yerde. Ya da bir şarap içmek istersiniz. Aklınıza bile gelmez. Diş macunu. Yani şimdi onlardan da bahsedeceğiz. Ha, bu arada tabii ki hayvanın diğer kısımları, onu atıyorum, ölmüş hayvanın iskeletinden yapılan şeyler, kemik, düğmeler vesaire, bunlar da navegan şeyler. Özellikle bakım ve temizlik ürünlerinde gündelik hayatımızda yani yine tüketim çılgınlığının kurbanı bir dünyada yaşıyoruz. Hani ben de kendi adıma tüketimi yenmeye çalışıyorum mesela, olabildiğince destek alıyorum arkadaşlarımdan, ama hani benim evimin parkelerinin cilası parlak olsun diye gerçekten hiçbir hayvanın gözünün kör olmasına gerek yok. Sadece sirke dökerek de bunu yapabiliyorken neden bunu yapmayı sürdürdüğüm böyle kozmetik ürünleri ya da makyaj malzemeleri, güneş koruyucular, kremler, parfümler. Evet, bunların hepsinin alternatifi var. Bugün birlikte birçoğunu da öğreneceğiz. Çok bilgili arkadaşlarım da var. Yardımcı olacaklar. Hem yemek konusunda her şeyi sorabilirsiniz onların. Onların yanına okuyun yani, her şeyi öğrenin. Peki her şey beslenme, günlük kullanım şeyleri mi? Hayır, maalesef. Hayvanlar bu giyim, bakım, temizlik alanları dışında da kullanılıyorlar. Baktığımız her yerde görüyoruz aslında. Sirkler var, hayvanlı sirkler var, akvaryumlar, işte yunus parkları ya da işte doğal yaşam parkları, hayvanat bahçeleri, atlı faytonlar, işte deveye binenler, eşeğe binenler, eşek üstünde top oynayanlar, yetmedi eşek üstünde top oynayıp cirit atanlar, hani böyle hiç her şeyini yok sayanlar, hayvanları bir de spor diyenler avcılığa vesaire. Bir sürü yerde hayvan kullanımı var, bunların hepsi hayvan kullanımına örnektir. Buradan sonra da bu kadar felaketten bahsettik, o zaman hani buna ne yapacağız? Nasıl, yerine neler koyacağız, bunu nasıl değiştirebiliriz? Pratikler kısmına geçeceğiz. Ne yiyeceğiz? Öncelikle en büyük soruyu bu oluşturuyor çoğumuzun aklında, biliyorum. Ama atölyelerde de daha detaylı bilgiler vereceğiz bununla ilgili. Ama inanın hiç zor değil yani. İzmir'de zor değil. Hani mesela ülkenin, ben Dersinliyim, köye de gittim yakın zamanda. Bir süre kaldım orada. Orada da zor değildi gerçekten. Önce çok zorlanacağımı düşündüler ama hiç zorlanmadım yani. Aksine bütün gün hayvanlardan özür dileyip onlarla birlikte ahırda oturup barbunya falan yedim. Böyle şok geçirdiler ama olsun. Pazara gidiyoruz. Ben konuşmanın başında da söyledim. Yani pazar, ya Türkiye'de vegan market yok mu? Var, manav falan. Her şey var gerçekten. Bizim orada vegan market evin önünden geçiyor yani. Hem de megafonla bağırıyor. Yani ihtiyacımız olan her şeyi sebzelerden, meyvelerden, tahıllardan, bakliyatlardan, tohumlardan alabiliyoruz. Zaten ekstra mantarlardan da alabiliyoruz. Bu insan
Hani beslenme bir kültür yani. Mesela zaten hayvan kullanımı da bu aynı süreyi kapsıyor. Atıyorum 10 bin yıldır, 15 bin yıldır bir beslenme kültürümüz de var bizi bugüne getiren. İnsan zaten zekanın ürünü. Besin kombinasyonları yaparak hayatta kalmıştı bugüne kadar. Yani bir şeylerle bir şeyleri beraber tüketerek daha ileri, daha sağlıklı olduğunu keşfetmişiz. Mesela çok bilinen, kusursuz bir vegan yemek var. Kuru fasulye pilav. Kuru fasulye pilav örneğini vermeye de bayılıyorum gerçekten. Bulgur pilavı nohut da olur. Yani bu ihtiyacımız olan şey, genelde hep böyle bir vegan olursanız en çok soracak protein nereden alıyorsunuz? Vegan değilsiniz, kimsenin umurunda olmaz ne yediniz, ne içtiniz. Vegan olduğunuz an hazır olun buna. Peki ya protein, B12, şunu nereden alacaksın, bunu nereden alacaksın gibi. Ben hep yani pirinç ve fasulye mesela. Bu neden besin kombinasyonu? Esansiyel amino asitler var işte, gerekli amino asitler. Bunlar dağınık halde bitkilerde var. Yani zaten hayvanlara da bu hayvan bedenini yerken onların kaslarına protein gökten zembille inmiyor. Bu hayvanlar da bitkileri yiyerek vücutlarında protein sentezliyorlar. Yani bugün doğaya baktığınızda en güçlü hayvanlar, en iri hayvanların tamamı otobur. Yani filler, goriller, gergedanlar, su aygırları biraz yine örnek vermeyeyim ama çok zorunda kalınca mı artık kavga dövüşte et de yiyebiliyorlarmış ama yemiyorlar yani. Bunlar da barışçıl hayvanlar. Ya da şöyle söyleyeyim, mesela aslanlar çok güçlü işte gösteriyor. Böyle erkin de çok örnek gösterdiği bir hayvan ama hani hayvansal et yediğiniz zaman aldığınız protein sizi güçlü gibi yapsa da bu çok kısa süreli bir güç verir size ve sağlıklı ve sürdürülebilir de değildir. Ne çevre açısından sürdürülebilir ne de insan beden açısından sürdürülebilir değil. Mesela işte bir çita mesela ya da aslan, bunlar doğada avlanıp et yiyorlar. Üstelik pençeleriyle, dişleriyle hak ederek avlayıp çiğ çiğ yiyorlar. Parçalayabilecek beceriye sahipler, hani bizim öyle bir dişimiz de yok. Çabuk yorulurlar ama hani bütün gün uyuyorlar mesela. Bir tane av yakalayamazsa da dinleniyor mesela. Fakat bunu bir antilop sürüsünü düşünün, kilometrelerce yürüyorlar, ne engelleri aşıyorlar. Yani dağlar, tepeler, dereler, nehirler geçiyorlar, timsahlardan kaçıyor, aslanlardan kaçıyor ve hayatta kalıyor ve sadece ot yiyor. Üstelik biz ot da yemiyoruz. Bakın envai çeşit yiyebiliriz. Antilop değiliz neyse ki. Var, her şey var, rahat olun. Ne giyeceğiz peki biz? Yani bitkisel çok fazla alternatif var artık bu arada. Yani pamuk, akrilik, kenevir, keten, polar, mikrofiben ya da böyle sentetik şeyler var. Naylon, elastan, poliüretan, polyester, saten, işte suni deri, suni ipek gibi rayon, süedet malzemeler var. Bunlardan olan şeyleri giyebilir. Zaten muhtemelen halihazırda çoğu şeyiniz vegandı. Onların veganlığını elemek de kolay yani. Elde edebilirsiniz. Elimizi yüzümüzü neyle yıkayacağız, neyle yıkanacağız gibi basit bir başlık oldu. Ya bu çok önemli bir detay. Yani burada şöyle bir şey var. Gündelik hayatımızda kullandığımız çoğu şeyin hayvan kullanımı içerdiğini ya da içerisinde hayvansal bir şey olduğunu bilmiyoruz. İşte böyle vegan olmayı bir göze alıp da başlayınca, yani bu haklarını teslim edeceğim artık ben bu hayvanları kullanmayacağım dediğinizde, evde gerçekten çok fazla şey olduğunu, hani işte sabundan şampuanına kadar bir sürü şeyin hayvanlar üzerinde denendiğini, özellikle hani içerisinde hayvansal bir şey olmasa da hayvanlar üzerinde deney yapıldığını öğreniyorsunuz ve tabii ki de bunu hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor acilen. İnternette bununla ilgili listeler var bu arada. Hani gün boyunca bize paylaşabiliriz sizinle. Bu listeler sürekli güncelleniyor. Hani ben uğraşamam, vaktim yok derseniz oradan da bakabilirsiniz. Bir şey satın almanız gerekiyorsa illa. Ki satın almanıza hiç gerek yok. Siz arkadaşlarım çok güzel tarifler verecekler. Hiç tüketimi örgütlemeyelim biz burada. Kendi yapabilirsin. Her şeyi kendiniz yapabiliriz aslında. Gerçekten çok basit yolları var. Çok daha ekonomik oluyor. Ama yok. Ben çalışan biriyim. Satın almak da istiyorum. Diyorsanız da etiket okuma alışkanlığını geliştirmek veganlar için de gerekli. Buradan çıkıp vegan olmayacaksanız da vegan olmayacağını kısa süre boyunca umarım etiket okumayı öneriyorum ben size. Bir sürü şey var işlerinde. Gerçekten dikkat etmeden bir sürü şey satın alıyoruz. Hiç gerek yok. Peki vegan beslenmek sağlıklı mıdır? Sağlıklıdır arkadaşlar. Ben gerçekten sağlıklıyım yani. Ve vegan arkadaşlarıma bakınca da sağlıklı olduğunu görüyorum. Ve veganlara bakınca hiç sağlıklı yüzler görmediğimi de itiraf edeyim. Ayrıca bunu ben söylemiyorum da uzman diyetisyenler, dünyadaki saygın sağlık kuruluşları, alanında uzman üniversitelerdeki hekimler, işte kalp birlikleri. Şimdi şöyle bir liste var, şurada kısa bir onu göstereyim.
düzenli ve dengeli beslendiğiniz zaman, yani buna bütüncül bitkisel beslenme deniliyor. Bu takdirde kesinlikle sağlıklıdır diyor bunu kuruluşlar. Bunu neden hani dengeli ve düzenli? Zaten dengeli ve düzenli beslenmediğinizde nasıl beslenirseniz beslenin, sağlıklı olursunuz yani. Bazen işte haberlerde tuhaf şeyler çıkıyor, işte vegan anne baba çocuğunu vegan besledi, çocuk ölüyordu falan diye, ama haberin detayına giriyorsunuz. Çocuğa bebek hani süt içmesi gereken dönemde patates, yulaf falan vermişler sadece. Tabii ki bu çocuk vegan beslendiği için değil, yanlış beslendiği için ölecekmiş yani muazzam. İşte Amerikan Beslenme Derneği, Kanada Beslenme Uzmanları, Birleşik Krallık Beslenme Uzmanları Derneği, işte Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi mesela. Burada verilen örneklerde The Kids Health From Nemours yazan Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin işte kardiyolog hekimleri mesela, dünyada alanında en iyi hekimler falan, onlar bir şey söylüyor. Şimdi bizde de var kardiyolog, doktor, atıyorum neydi o insanın ismi? Biliyorsunuz. Canan Karatay. O da profesör yani şimdi, ama hani 50 sene önce edindiği bilgileri bugün hala tabii ki onun kesinlikle sermaye tarafından fonlandığını biliyoruz. Yani bunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Çok bariz. Zaten söylüyordu da. Üniversite. Utanmadan söylüyorum. Aldığım reklamlar, ay reklam demişim deyip böyle ondan sonra konuya devam ediyor. Evet, Karatay Diyet Mezarlığı diye bir liste var arkadaşlar. Hani bu mesela hem etik değil, hem de bu böyle bir şey yapılamıyor olması lazım. Yani bilim zaten faşizan yeterince, ama kendini güncelleyen bir faşizan en azından. Sürekli yeni güncel bilgiler üretiyor. Hani en güncel bilgileri kullanmak lazım ve bugün biz biliyoruz ki en sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme vegan beslenme, bütüncül bitkisel beslenme. Yani sadece sağlık ve beslenme açısından bakarsak, ama tabii ki benim takdirim tüm bunların atın, slide'ın başında olduğu gibi zaten bunlara hakkımız yok. Hani bundan yanında bonus, tabiri caizse bonus olarak geliyor. Yani veganlık zaten bir asgari zorunluluktur. Hayvanlara bunu borçluyuz. Ben böyle hissederek vegan oldum. Hani buna yükümlü gibi hissettim kendimi. Bunun yanında sağlık geldi. Bunun yanında çevrecilik geldi. Bunun yanında hani tüketim karşıtlığı geldi. Bunlar hep böyle hop 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 yanında gelen şeyler. Zaten sağlık, zaten sürdürülebilir. O ne güzel. Hayvanların hakkını korumak halinde diğerlerinin oluşumuz olarak tabii sırlarını arayacağız. Aynen öyle. Neler diyor bu kuruluşlar? İsterseniz hani böyle iki üç tanesinden örnek yazalım. Çünkü bu da internette bulabileceğiniz bir şey bu arada. Hani ne diyorsa bunun uzun uzun açıklamaları da var, okuyabilirsiniz. Ben bir tanesini okuyayım. Amerikan Beslenme Derneği uzmanları demiş ki vegan bir beslenme tahılları, meyveleri, sebzeleri, baklagilleri, burada kuru baklalar, nohutlar, mercimekler, bunları yemişleri temel alır. Et, balık, tavuk, süt ürünü, yumurta, bunları içeren gıdalarla diğer hayvansal gıdaları içermez. Vegan bir beslenmenin sağlığa birçok potansiyel faydası vardır. Bunların arasında obezite, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, tip 2 denilen ikinci tip şeker hastalığı, diyabet ve kanserin belli tipleri gibi hastalıkların çok daha düşük oranlarda görülmesi vardır. Diğer faydaları da daha düşük kolesterol seviyeleri ve safra taşı ile bağırsak sorunlarının düşmesidir. Bu beslenme biraz daha planlama gerektirir. Veganlar protein, demir, çinko, kalsiyum, D ve B12 vitaminleri ve omega 3 yağları gibi besin öğelerini yeterince almaya dikkat etmelidirler. Bu düzenliden bahsettiği kısım bu, gün olmaktan bahsettiği. İyi planlanmış bir vegan beslenme tüm bu ihtiyaçları karşılayabilir. Üstelik hayatın her alanında, her yaşta uygundur. Hamile, emziren kadınlar, bebekler, çocuklar, ergenlik dönemindekiler, büyüme çağında kalan yaşlılar için de güvenli ve sağlıklıdır. Gün boyu yenen çeşitli bitkisel gıdalar iyi bir sağlık seviyesi sağlayıp sürdürmek için yeterli bir protein sağlayabilir demiş. Ben de katılıyorum tamamen. Gerçekten de böyle. Bir beslenme tablomuz var. Böyle görüyorsunuz, burada serüvenin mutfağında da var. Ya da işte mesela Tay Kafede, Yaşam Kafede falan da bulabilirsiniz. Bizim mutfağımızda da var evde. Gerçekten böyle hani pratik oluyor bu. Bunu genişletilmiş halini yaptılar şimdi, bir de yeni versiyonu geldi, güncellendi. Onda daha da güzel şeyler var. Bunu da koymak istedim slide'a. Hani gerçekten bunlar esansiyel ihtiyacımız olan şeyler. Bu arada korkmayın, insan vücudu bu gerekli olan şeyleri vücudunda depoluyor. İhtiyacı olduğunda bu rezervlerden kullanıyor. Yani bir anda bitmiyor bunlar. Demir, çinko vesaire gibi. Bunları... Tamam, bitirdin mi? Tavarı yeri etmek değil mi? Tabii yapabilirsin. Bitiyor burada. Ha tamam. İşte vegan tablo diye Instagram sayfa var. Hı hı. Orada
profillerinde link var falan. Oradan istediğiniz gibi indirip çıktısını alıp eve elinize asabilirsiniz bu arada. Ha, satın alma zorunda değil misiniz? Ha tabii öyle de yapabilirsiniz. Yani, o da başka bir satın alma tabii çıktı. Cep para veriyor da. Yani varsa tabii. Ter kafeden, yaşam kafeden de fiziksel olarak alabilirsiniz. Ya da sadece fotoğraf verin. Telefonla koyun. Ne o da? Yani dijital dedi. Bilgisayarınızı tepkisiniz. Tamam. Sunum bu kadar arkadaşlar. Ben bu sunum için böyle tabii 2 yıldır yaz kampları falan da düzenliyoruz. Şehirler arası bir koordinasyonla çalışıyoruz. Ankara Vegan Platformu'na, İstanbul Vegan İnisiyatifine, Vegan Tahayyül'e, Queer Vegan Tahayyül oldular onlara. Teşekkür ediyorum. İçerisindeki arkadaşların da çeşitli bilgileri, sunumlarına alınan derlenen şeyler var. Yine Abolitürist Vegan arkadaşlara teşekkür ederim ve Vegan Tablo'yu yapan arkadaşlara da. Bu kadardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra atölyelerimize başlayacağız. Dinlediğiniz ve geldiğiniz için teşekkür ederim. Soru falan mı? Ha evet, şununla ilgili konuşabiliriz tabii ki. Soru varsa soruları alalım şimdi. Arada da konuşabiliriz. Ben şey soracağım. Kırtasiye malzemeleriyle ilgili, mesela tahta kalemidir filan gibi. Ben çok kullanmak zorundayım çünkü öğretmen olacağım. Yani o bununla ilgili bir kaynak var mı bildiğiniz yani çünkü ben... Aslında şöyle bir şey var, söylediği insan var. Instagram'da Vegano Teacher diye bir şey var onun, Instagram hesabı var. O genellikle bayağı böyle araştırıp paylaşıyor. Bu kolay yolu. Bunun en en doğru bence yolu. Doğrudan o satın almak ya da kullanacağın malzemenin firmasına yazmak. İletişim bilgilerini internetten bulup doğrudan mail atmak ve genelde çok çabuk dönüş yapıyorlar. Hatta bu soruyu sorduğun için teşekkür ediyorum. Çünkü zaten kapitalist bir sistem içerisindeyiz ve onlar da bu veganları da bir pazar olarak gördükleri için vegan tüketicilere de ulaşmak istiyorlar ve hemen yanıt veriyorlar yani önünde içerisinde bir şey var mı yok mu diye. Bileşenleri varsa alacağın şeyin birden fazla mail atacağın firmaya bileşenlerini nereden aldıklarını ve o bileşenlerini aldıkları firmaya da sormalarını iste, bunu unutma. Yani mesela şey oluyor, bir marka var, bu markaya mail atıyorsunuz, bu hayvan deneyi yapıyor musunuz ya da içerisinde hayvansal bir şey var mı diye. Yok, kesinlikle biz hayvanların deney yapmıyoruz diyor. Gelip fabrikamızı ziyaret edebilirsiniz de diyor mesela, okey buraya kadar her şey harika. Ama içindekilere bir bakıyorsun, işte orada atıyorum birkaç farklı kimyasal madde var ve o maddeyi de mi siz üretiyorsunuz? Hayır, satın alıyoruz. Hani oraya da bir sormak lazım. Bu yüzden öncelikle sertifikalı ürünleri tercih edebilirsin. Çünkü zaten sertifika veren, mesela işte Türkiye'de TVD, Türkiye Vegan Derneği ya da Vegan Society'nin amblemleri. Onlar gidip bu Bouncing Bunny mi, zıplayan tavşan diye bir amblem var mesela. O en geçerli olan bence. Onlar fabrikaya kadar gidip her aşamayı denetleyip ondan sonra o amblemi ve logoyu veriyorlar. Bunun gibi. Doğrudan mail atabilirsin ama işte internette de çok şeyler var. Facebook'ta mesela çalışan vegan, gezen vegan grupları var. Bir grup içerisinde aratabilirsin. Genelde birisi bir şey maille cevap alırsa hemen oradan paylaşıyor. Rica ederim. Çünkü herkes aynı dertlerden şey olduğu için, bizde grup olduğu için. Hani mutlaka araştırmış oluyor bazen insanlar.